Çocukken bilinçaltımıza kaydedilmiş, başlangıçta çok böyle masumane, sanki çok etkili değilmiş gibi düşünebileceğimiz ama daha sonra biz bir tepeye doğru, zirveye doğru tırmanırken ayağımıza taş olabilecek devasa engeller olduğunu göreceğiz. Şimdi önce şeyle başlayalım. Anam hocam anlat bize zirveye çıkalım. Zirveye bayrağı dikelim inşallah. Evet. Yani zirveye çıkmak için bir kere iyi niyetli olmak şart, başkalarıyla uğraşmamak ve onları engellemeye çalışmamak çok önemli. Kıskanmamak ondan sonra ve arkalarından konuşmamak, dedikodu yapmamak. Onları bir de üstüne üstlük engellemeye çalışmamak çok önemli. Biliyorsun karma yasası gereğince başkalarına yaptığın ya da yapmaya çalıştığın şey dönüp dolaşıp kendinin başına geliyor. Kaçınılmaz bir kural. Asla kaçamazsın. Ve akıllı insanlar bunu bilerek ta baştan hareket ederler. En başından. Başkasını kendisi gibi gördüğü zaman kendisiyle ilgili iyi niyetlerin aynısını başkaları için de ister iyi insanlar. Ama iyi insanların bir özelliği daha vardır. Onu birçok kişi biraz es geçiyor. İyi insan demek vur kafasına al lokmasını demek değildir. Her koşulda aman canım o iyi insan ben onu çok severim. İşte bana öğrettikleri şeyden dolayı ona teşekkür ediyorum. Yine de Allah onun iyi, yani o kadar da değil. Yeterince iyi olmak dediğimiz bir şey vardır. Yeterince iyi olmak, hak edene neyi hak ediyorsa onu yapabilmek gücüne sahip olmaktır. Güç eğer gerekiyorsa güç kullanmaktır. Karşı taraf eğer bir şeyi hak ediyorsa cezayı. Ceza çeşitli şekillerde olabilir. Bu konumuzu buraya nasıl bu kadar yaydık bilmiyorum. Hiç konuşmamaktan tut da ona küsmekten tut da mahkemeye vermeye kadar geçebilir. Yani bu konuyu kapatalım. İyilik meselesi bizde çok yanlış anlaşılıyor. Demek ki yükselmek için başkalarını hiçbir şey yapamayacak hale getirmeye uğraşmamak lazım. Çünkü o zaman zamanını, enerjini, bütün aklını, her şeyini başarı için değil de o kişiyi engellemeye ayırıyorsun demektir. Ve asla Bu çok kaçamazsın. O engel dönüp dolaşıp sana geliyor diyorsunuz. Doğru mu yani açıklıyorum? ha bir de ikincisi o yaptığın şey o sıradaki niyetinin aynısını sen karşılaşırsın. Bu da kaçınılmaz bir şey olur. Bunu çok iyi bilmek lazım. Tabii ki başarı için bir diğer şey oradan şimdi bu danışanın bana yazdıklarına ve onun arkasındaki bir nevi sırra, benim hep anlattığım, defalarca anlattığım konuya geleceğiz. Bir diğer şey yeteneğimizin ne olduğunu bulmaktır. Yeteneğimizin ne olduğunu bulduktan sonra, hatta daha da tuhaf bir şey söyleyeyim, size o yetenek gibi bile gelmez. Yani o, aa benim böyle bir yeteneğim, öyle gelmez ki o. Nasıl ağzın, burnun, kaşın, gözün varsa, nefes alıyorsan, yürüyorsan, konuşuyorsan, yetenek de öyle bir şey gelir. Ayrıca bunu yaparken, bunu en iyi yaparsın, sana en iyisi gibi bile gelmez ama onu yaparken uçarsın, müthiş bir yükseliş, haz, sevinç ve mutluluk hissedersin. Yani yeteneğini kullanırken zaten onun karşılığını alacağından övgü, alkış, para falan beklemezsin. Sen o kadar çok doluyorsun ki onu yaparken doluyorsun. Karşı taraftaki seni ona fayda sağlıyorsun. Bir de hayranlıkla diyorlar ki ya işte atıyorum ne güzel atladı, zıpladı, ne güzel konuştu, ne harika resim yaptı. Değil mi? Yani neyse o yeteneğin diye övgü ve alkış alırsın. Bunu bilmek lazım ki hani böyle fırıncılar şey yaparlar kurabiye vesaire böyle küçük küçük kurabiyeler. Tanrı da insanlar o fırıncı gibi
Hepsini böyle yaratırken, aynı hamurdan ve çamurdan yaratırken, o kurabiyeleri sanki insan ruhlarını kurabiye gibi şey yaydın da tezgah. Ondan sonra tabii benzetme yapıyorum, yanlış anlaşılmasın. Aa, biz tezgahta mı yaratıldık falan diye böyle yazanlar olmasın diye. Herkese bir diğerinde olmayan, bak ne ilginç, bir diğerinde olmayan, sadece ona özgü, yaratıcı bunu yapabilir mi? Tabii yapar. Zaten yaratıcının özelliği her saniye yeni bir şey yaratması ve yaratmadan da durmamasıdır. Dolayısıyla sende olan bir yetenek bende yok. Sende olan yeteneğin bendekiyle ikimizinki aynı değil. İkimiz mesela bestekarız diyelim. Ama senin bestemle benim bestemi insanlar dinlediğinde, ha bu Şanal'ın, bu İlkay'ın diyebiliyorlar. Nüanslar var. Ve bu bir hediye. Yaratırken bize vermiş olduğu bir hediye. Fakat kulağına 15 yaşında fısıldayıp, işte Mehmet senin bak bir yeteneğin var, senin yeteneğin bu demiyor. Daha kıymetli olsun diye, daha onu çeşitlendirip güzel bir şekilde kullanabilmen için ve kullanırken onun kıymetini anlaman için kendinin bulmasını bekliyor. Güzelliği orada. Çünkü insanoğluna hazır verdikçe kıymet bilmez, şımarır, kullanmaz. İyi şeyleri kullanamaz. Ben küçükken alaya şey verirdim, böyle harçlıklar, işte 50 lira, 10 lira falan. Verdiğim an kaybeder parayı. Çünkü parayla ilgili bir mefhum yok ki. Cebine koyar, düşürür, katlar burasına sokar falan. Çok normal. Çocuk çünkü. Nasıl bir insan kendi kazandığı parayla babasının, annesinin kendisine verdiği harçlıklar nasıl farklı bir zevk alır? Öyle o kadar lezzet. Ve o parayı kazandığın zaman kendi emeğiyle öyle bir güven duygusu gelir ki, ben bunu şimdi kazandığıma göre, ben kazandığıma göre ben hep kazanabilirim ve bu gücü benden kimse alamaz der. İşte Tanrı bunu ister. Yoksa oho, hiç senin burnunu şey yapmadan, ayağına taş değdirmeden, bu yeni bir şey böyle, insanlar öyle dua ediyor. Ya kardeşim, birinin ayağına hiç taş değmeden yaşasa olur bir su samuru ya. İğrenç bir yaratık olur o. Taş da değecek, kanter içinde de kalacak, düşecek de, tırmalanacak da, her şey olacak. Ondan sonra öyle bir hale geliyor ki o, artık onu kimse yenemez. O olgunlaşır, o pişer. Pişmesi lazım insanoğlu. Neyse. Ama Şanal Hocam, bir şey soracağım. O kadar çok insan var ki yazan, şimdi yorumlarda da yazacak. Hatta yorum atıyor, size de atıyor mutlaka. Diyor ki ben işte şu yaştayım ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yeteneğimi bilmiyorum. Ha, kendimi bulamıyorum. Oraya geleceğim. Ha. Oraya geleceğim. Topu kaleye doğru sürüyorum şimdi. Golü atacağım sonra. Top çeviriyorum şimdi. Çalım atıyorum. Harikasın. Şimdi o yeteneği vermiştir. Kendisinin bulmasını ister. Fakat bir şey daha olur. Senin çocukluktan itibaren, hatta anne karnından itibaren bir takım zorlayıcı ve seni hatta engelleyici, baştan engel gibi gözüken zorlayıcı, ama daha sonra bunu çok iyi kullandığında sana müthiş imkanlar sunacak bir takım şeyler, karşı mücadele edeceğin problemler karşına, problemin içinde seni tutar. Sistem böyle işler yani. Bunlar nedir? Bunlar etraftaki insanların ve bunlar özellikle de yakınlarımızdır. Seni belli bir çizgide tutmak, ondan sonra yükselmeni engellemek ve kendi özel, orijinal tarafının fark edilmesini baskılayacak şekilde seni böyle sıradan, fabrikasyon bir kişi haline getirmek için el birliğiyle çalışırlar bunlar. Bunu tabii ki bilinçli yapmazlar.
bir kötü niyetleri yoktur. Ama kötüdürler. Neden kötüdürler? Çünkü cahil olan önünde sonunda kötülük yapacaktır. Ve herkesin sorumluluğu bilinçlenmek zorundadır. İnsanlar bilgilenmek ve bilinçlenmek zorundadır. Yani ya bu kafa nasıl işliyor, bu bilinçaltı nasıl işliyor? Bir söz söylendiği zaman bir çocuğa bir davranışta bulunduğum zaman ben onu nasıl bir formata sokuyorum diye bilgi sahibi olmak zorundayız. Mecburuz. Bunu yapmamak işte bu kötülüktür. Ama işte kötü niyetli değil falan. İyi de bilgili değil. Bilgili olması lazım. Şimdi bakın, bilinçaltı nasıl koşullanır? Neye koşullanır? Başarısızlığa nasıl koşullanır? Örnek veriyorum. Şimdi çok güzel madde yazmış bakın. Harikasın. Gözükmüyor galiba. Böyle 1, 2, 3 diye. Diyor ki, benim diyor hocam adım 26 gün adı konulamamış kızcağız. 26 gün. Nüfus kağıdı 7 yaşında okula başlayacağı gün çıkartılmış. 13 yaşında dişi kırılmış. 5 yıl demiş ki doktor 18 yaşını beklememiz lazım demiş. 5 yıl kırık dişle yaşamış. Liseyi bırakmış. 7 yıl sonra açık liseye girebilmiş. Şimdi bakın bunun hepsinin özet bir cümlesi var. Ve bu özet cümlenin nereden geldiğini söyleyeceğim. Şoka gireceksiniz. Tabii buna benzer başka örnekler de vereceğim. Sonra bilinçaltı nasıl koşullanır ondan bahsedeceğiz. Daha sonra bilinçaltını başarı için nasıl koşullarız ondan bahsedeceğiz. Güzel değil mi? İşte bu hocam. Koşullar bizi Şanal hocam. Aynen. Şimdi üniversiteye girememiş. 11 sene beklemiş. Neyi? Başörtü yasağı varmış. Kendisi de başörtülü. Master bitiyor. 5 sene olmuş daha doktoraya başlayamamış. 8 tane İngilizce kursuna gitmiş. 5 yıldır İngilizce sınavını veremiyor. Eski evlerinde 23 yıl oturmuşlar. Yıllarca babalarına da yalvarmışlar. Baba şu evden taşınalım falan. Sonunda diyor evimize taşındık diyor. Sözlenmişler 6,5 yıl evlenmek için beklemiş. Ondan sonra mezun olmuş 7 yıl daha iş hayatı olmuş. Şimdi kalıplar şeklinde düşünüyoruz ya. Yani bütün bu hikayelerin bir özeti var. Kendisi de çok bilinçli. Benim videoları falan izlemiş. Ama böyle birdenbire beni aradı gündüz. Dedi ki hocam dedi. Ben burada hep bir gecikme var dedi. Ben de o sırada meşgulüm. Dedim ki ya sen dedim şey yap. İşte ben her şeyi beklemek zorundayım falan diye tekrar et dedim. İşte 100 kere 150 kere falan. Bunu tekrar ederken içindeki bir ses şöyle fısıldamış ona. O ses ne? Bilinçaltı. Güç olmasın da geç olsun. Kim tekrar edildi dedim. Anneannemdi. Annem dedi. Ha teyzem dedi falan. Sonra şimdi bu teyze tekrar ediyorsa kimden almıştır? Anneanneden. Büyüklerden. Şimdi bu nedir biliyor musun? Çocuklar biliyorsunuz 2-3 yaşına kadar transtadırlar. Delta ve teta frekansında yaşarlar. Böyle uçarlar. Kafalar güzel. Efendim? Kafaları güzel diyorum 2-3 yaşında. Kafa güzeldir yani. Ama zihin böyle açıktır. Yani anten açıktır, filtresi yoktur. Gelen laf bir de büyüklerden saydığı, sevdiği birilerinden söylenmişse onu alır fakat onu doğru bir şekilde de almaz. Şöyle almış demek ki kaydı. Bir şeyin güç olmaması için geç olması gerekir. Geç olması gerekir. Bir de bilinçaltında böyle bir aptal bir taraf da vardır yani. Yanlış eşleşmeler yapar. Bir de çocuk değil mi? Hem alıyor o bilgiyi hiç düşünmeden tartışmadan
hem de tuhaf eşleşmeler yapıyor. Bu artık bilinçaltının işleyişi, zihnin nasıl işlediği bir bilim olarak o kadar oturmuş ki, o kadar biliniyor ki zaten. Hipnoz bilimi, NLP bilimi, zihin bilimi bunları zaten yerleştirmiş. Var bir sürü kitap var. İlkokulda biyoloji gibi işte böyle insanın işine gerçekten yaramayacak şeyler çocuklara öğretileceğine, kardeşim sende bir cihaz var, bak bu var, bu nasıl kullanılır? Araba veriyorsun, çocuk kullanmayı bilmiyor. Kaza yapıyor habire. Kaza işte o başarısızlık dediğimiz şey. Şimdi bu kızcağız 2-3 üniversite bitirmiş. İşte yazmış yani doktorası şu sorusu falan. İngilizce 8 tane kursa gitmiş. Ondan sonra o söylenen söz, tabii belli bir otorite tarafından söylenen bu söz onun hayatında müthiş bir şey sağladı. Şimdi biz genellikle insanlar ne yapıyor? Olaylar yuma içinde hem kaydediyorlar kendilerini hem de ahva ediyorlar. Ah işte ben de şöyle oldu da bir yasak olduğu için üniversiteye giremedim. Dişim kırıldı, babam ev almadı. Ya doktoru şey buluyor ya dişini kıran kişiye suç buluyor. Hem olayların içinde bak ben sordum şunları yazdı diye bile aydınlanma yaşadı kız. Ve diyor ki gülmeye başladım diyor. Trajik aynı zamanda da çok komik. Komik yani. Aa, bu neyi gösteriyor? Bilinçaltının gücünü gösteriyor. Tak diye bunu kabul etti ya doğru olduğunu. Ha, demek ki her şey ne kadar güç olursa o kadar iyi olur. Şey geç olursa o ne kadar, kadar iyi geç olursa. Peki ne kadar geç? Onun bir tarihi yok. Bu aynı zamanda hiç olmasın da anlamına geliyor. Bilinçaltı öyle almış belli. Çünkü her şey sonunda hüsranla sonuçlanıyor. Yani 7 yıl nişanlısını bekliyor. Sonra kocası onu aldatıyor falan. Ne olmuyor yani. Şimdi demek yani ki... Yani bir düşünce bütün hayatımızı belirliyor böylesine çocukken. Kesinlikle. Öylesine söylenmiş bir cümle. Ama şimdi mesela iki türlü düşünmek lazım. Önce bu danışanımın yaptığı gibi olup biten şey olayları yazıp oradaki ortak noktayı bulup sonra tabii onu biz birlikte çalışıyoruz. Ama bu çok bilinçli olduğu için kendisi buldu. Ben ona o cümleyi tekrar ettiriyorum mesela sürekli. Negatifi tekrar ettiriyorum. Artık pozitif olumlamalar kullanmıyorum. Pozitif olumlamalar çok sonra. Yani bu işin negatifi kaydı bittiği zaman çok sonra söylemek lazım. Bunları tekrar ederken birdenbire yavaş yavaş böyle bir şeyin içinde o söyleyen kişi ne söylediği o sırada söylerkenki sahne bile tak diye gözünün önüne geliyor. Bir nevi regresyon, aydınlanma yaşıyor. Ama bunu hepimiz yapabiliriz Şenol Hocam. Ortak noktaları tespit ettik hayat hikayemizde diyelim. Tabii. Önce olumsuz şeyi tekrar et diyorsun. Neden hep geç oluyor? Neden hep geç ama oluyor? Ama kalıbı bulmak lazım. Tabii ben o kalıbı kendisi bilinçli olduğu için buldu. Ama insanlar genellikle olay, kişi, yer karmaşasında kendilerini kaybediyorlar. Bir de kızgınlık, öfke hissediyorlar. Bir de kendilerini kurban gibi görüyorlar. Sanki kendi bilinçaltları değil de dışarıdan bir güç ona böyle bir kader biçmiş ve onu böyle inim inim inletiyor yani. Halbuki baktığın zaman bu hikayenin bir özü ve özeti var ve özetinin de bir cümlesi var değil mi? O şekilde. Şimdi, yani hikayene de ajite etmeden bak. Dışarıdan bir göz gibi bak diyorsunuz. Özetini çıkarmaya çalış. Özetini çıkarmaya çalış. Yani tekrar eden olayların kalıbı ne? Kalıp. Biliyorsunuz kalıp ne için kullanırız? Diyelim ki biz bir cihaz ya da bir mobilya yapacağız. Mimar şey yapar, çizer, yazar. Sonra onun kalıbı çıkartılır, ölçüleri verilir. Marangoz ya da tornacı onun bir kalıbını yapar. Kalıba oturursun, tak 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 aynı ürünü defalarca çoğaltabiliyorsun. Hayatta da aynı şey var işte, kalıplar.
kalıpların devamı döngüyü, döngülerin devamı kaderi oluşturuyor. Kalıbı oluşturan şey ise yargılar, inançlar. Demek ki geç olsun da güç olmasın inanç. O bir kalıp oluşturdu, sonra o devam etti. Üçer beşer şeyle bu da bir kader oluşturdu. Değişebilir mi? E tabii ki inancı değiştirirsen. İnancı nasıl değiştireceğimizi de biraz anlattık. Bilinçaltı kayıtlarımı nasıl bulacağım? Farkında değilim. Nasıl yapacağım? Nasıl temizleyeceğim? Diye ben herkes adına hemen size patlattım. Evet, çok soruyorlar. Ya yani böyle soranlar çok böyle hazır bok. Bok böyle hazır. Pat diye bir formül isterler. Böyle bir cümle, bir tık, bir dokunuş. Hatta ben şey yaparım, derslerde bazen şey derim. Bakın, en iyisi şöyle bir şey. Ben böyle şey... kauçuktan bir şey yapacağım, tokmak yaptıracağım. Tokmakla kafayı vuruyorsun abi, hiçbir şey kalmıyor falan. Of harikaydı. Neredeyse böyle. Hepimize mürşat olacağım. Neredeyse böyle bir şey istiyorlar. Yani bir emek, bir zahmet, bir aydınlanma ve farkındalık süreci yaşamak lazım. Çünkü o farkındalık senin kendi cihazını, aracını tanımana da yol açacağı için. Hani araba örneği vermiştik ya. Araba cihazın. Şimdi yani anlatırken, seni sana anlatırken aslında senin aracından bahsediyoruz. Yani Tanrı sana Ferrari vermiş. Burada da İzmir burası. Gel dolaş, Foça'ydı, Çeşme'ydi, Alaçatı, al arabayı kullan diyoruz ya. Yani. Aa diyor ki önce benim arabam mı varmış? E ben bunu nasıl kullanacağım? İşte onu anlatmış oluyoruz. Yoksa bir an böyle bir şeyle uyanışla sabah kalktım birdenbire her şey temizlenmiş falan. Öyle olmuyor. Yine kişinin kendi emek sarf etmesi lazım. Fakat belli bir seviyede sen çabanı gösterebildiğin kadar gösteriyorsan burada yine bilinçaltı ve yaratıcı işin içine giriyor. Mesela bunu söylemeyen bir kişisel gelişimci bir önceki cümlede Bismillah cümlesinde söylediğimiz gibi eksik söylemiş olur. Yaratıcı nasıl devreye giriyor? Bilinçaltın ve yaratıcın. Zaten bilinçaltıyla yaratıcı böyle birbirleriyle sürekli temas halindeler. Neredeyse birler yani. O kadar. Ne yapıyor biliyor musun? Bir şok şeyi uyguluyor. Tedavisi. Seni ayıltmak için çok tedavisi uyguluyor. Hani birisi böyle bazen kendinden geçer. Ya çok sinirlidir ya çok üzgündür. Bağırırsın, sus falan, sakin ol dersin. Sonra baktın olmuyor. Ya bir tokat atarsın. Hı hı. Ya su, kafasından aşağı su dökersin. Yakasından tutup silkelersin. Hı hı. Aynı şeyi yaratıcı ve bilinçaltımız el sıkışarak birlikte böyle bir şok tedavisi uygular. Ama sen belli bir hazırlığa gelirsen, çünkü o senin artık kendini yapacağı bir şey değildir. Şey diyelim, senin bir kirli çamaşırın var, uğraştın, ettin, kendin garibim, elinle çiteledin falan filan. Sen temiz zannediyorsun ama bir sürü şey var. Geliyor diyor ki, bize bırakın diyorlar, verin şu çamaşırı bize. Böyle son model bir uzay sistemi var. Uzaylı sistemi. Çamaşırı bir şeyin içine atıyorlar. Böyle şey oluyor. Makine duruyor. 5 saniye falan. Bir çıkartıyorlar. Sen diyorsun Allah Allah. Ben temizledim zannediyormuş ama zannediyorum. Bunu görünce işte yaratıcı gönlümüze sular döküyor bizi temizlemek için. Tam temizlemek için. Onu ne zaman, nasıl olacağını sen hiç düşünmüyorsun. Az önce verdiğimiz örnek gibi. Ha, bu ne oluyor? Sayabilirim. Yakınının kaybı, ölümü, küçük bir şok, kaza gibi bir şey. Ani şey kayıpları, parasal kayıplar. Ya da ne bileyim, yani mutlaka bunların kötü bir şey olması da gerekmez. Birinin söylediği bir cümle,
biriyle karşılaşmak, televizyonda bir programı izlerken seni birdenbire böyle ayıltacak bir cümle. Çünkü sen artık o kıvama doğru kendini getirmişsin. Sana böyle bir cümle yeter, bir dokunuş yeter haline gelmişsin sen. Hazırsın yani. Hazır değilsen o sana ne yapsalar kâr etmez. Ama işte ne kadar hazırsan operasyon o kadar zarif oluyor. Ne kadar hazır değilsen evet, biraz zorlanıyorsun. Fena dayak yiyorsun yani. Ama o dayağın bile hikmeti olduğunu bilmek, o ağrı evet, içinde kaybolmadan kesinlikle. Ya, ne oluyor demek her şeyi değiştiriyor galiba. Evet. O dayağı yerken tabii çok sarsılıyorsun, üzülüyorsun falan ama kafanın arkasında şöyle bir şey var. Yani bu benim kontrolümün dışında oldu. Görünüşte de kötü bir olay. Hani duvak Ali ne olacak? Var ya Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eder. Ama sen elinden gelen her şeyi yaptın. Senin kontrolün dışında bir şey oldu. Ve senin bir niyetin de vardı ama. Niyet koymuştun. Mesela şundan kurtulmak istiyorum. Artık ben bu negatif şeyi yaşamak niyet koydum ve mektubu gönderdiysen bak orada da bir şey var. Yani sen hiçbir niyetin yok. Bir dilekte de bulunmadan yaratıcı yine saygı duyuyor. Diyor ki eğer o istemiyorsa daha demek ki onu yaşamak istiyor. Çünkü onun bir niyet mektubu yok bana. Niyet çok önemli. Bu niyeti koyduğun zaman ve dikkatli ve uyanık olduğun zaman sadece bir görüntü bile sende şimşekler çaktırabilir. Birisinin söylediği bir şey, bir rüya, bir tek rüya, bir kitap, bir cümle, bir arkadaşınla sohbet etmeye gidersin. Benim öyle çok oldu. Bir çocukluk arkadaşım vardı. Ben böyle sorular soruyorum. Allah'ım nedir bu evren? Biz neden buradayız? Falan filan böyle. 22-23 yaşındayım. Arkadaşım dedi ki bir akşam seninle görüşelim. Çok dedi önemli haberlerim var sana falan. Hadi buluştuk falan. Bir derneğe gitmiş. Orada işte ruhsal şeyler, araştırmalar yapıyor. Ondan bahsetti. Ben ne oldum biliyor musun? Dedim işte bu ya. İşte bu. Ama o zahmeti, o düşünce çilesini diyelim ve ruhtan gelen o isteği ya bunun cevabı ne ola ki diye çok güçlü sorduğun zaman her zaman cevap gelir. Evrene bir güçlü bir soru sor ona mutlaka cevap gelir. Ya da mesela nedir o sorular? Benim yeteneğim ne ya? Ben nasıl kendime ve insanlara hizmet edebilirim o yeteneğimi kullanarak? Yeteneğim ne benim? İnsanlara hizmet de sanki çok anahtar bir şey ya Şenol Hocam. Değil mi? Yani şöyle, ben hep kendim çok başarılı olmak istedim ve bir türlü olmadı. Yani her defasında söylüyorum bunu. Artık yani sen bu işleri yapma falan şeklinde işsiz kalmıştım. Yani. Vallahi ben senin eski programları izliyorum. Mesela eski programları izliyorum. Orada bir şey dikkatimi çekiyor. Yani o, yani orası senin yerin değil. Yani sen oraya ait değilsin. Ya değildim. Zaten oradan orası da beni kustu. Safra gibi şükürler olsun öyle olmuş. Aynen. Ama neticede şu niyeti koymak benim hayatımı değiştirdi Şenol Hocam. Ben ne yapıyorsam yapayım insanlara da faydalı bir şey yapacağım. Ben yani sadece kendime değil çünkü o beni mutlu etmiyordu. Ruhumu mutlu etmiyordu. Onu anladım. İyiliğinden ya da kötülüğünden bahsetmiyorum. Hiçbir şeyde yargılamıyorum ama bu insanlara faydalı olmak ne kadar kıymetli bir şey. İşe olabiliyor muyum onu da bilmiyorum ama niyeti bile belki bizi kurtarır. Tabii ki olabiliyorsun. Onlarca insana bir platform sağladın ve o kişiler kendi konularını anlatıyorlar. Sen onları insanlarla buluşturuyorsun. O kişileri yani müthiş bence çok güzel bir şey. Televizyonda olsaydım bu kadar şey olamazdı. Televizyonun kendine ait kuralları, sınırları var. Bir de başarılı olmak için benim yeteneğim buymuş. Tamam değil. Onu parlatıp geliştirmek için sürekli çalışmak lazım. Daha iyi nasıl olabilir diye sormak ve daha iyi olmak için çok çalışmak lazım. Bu da neyle mümkün oluyor biliyor musun?
Yeteneğimizi biz niçin kullanıyoruz? Başka insanlar için, değil mi? Bak yine sevgiye geldi. O insanlara daha iyisini verme arzusu olmazsa kendini geliştirmezsin. Dersin ya işte yaparım ederim biter Allah'ını seversen. İşte bulduk bir çorba yapıyoruz. Tamam işte satıyor da. Ya o çorbaya bir de şunu atsam, şu baharatı. Ne bileyim öyle kaynatmasam, şunu da yapsam, bunu çorbaya bir şunu ilave etsem diye. Hani hep daha iyi nasıl olabilir diye düşünmek lazım. Başarınıza engel olan şey ne? Bilinçaltı nasıl koşullanır ondan bahsedeceğiz. Daha sonra bilinçaltını başarı için nasıl koşullarız? Kalıpların devamı döngüyü, döngülerin devamı kaderi oluşturuyor. Kalıbı oluşturan şey ise... Şimdi bakın bunun hepsinin özet bir cümlesi var ve bu özet cümlenin nereden geldiğini söyleyeceğim. Şoka gireceksin. Vesvese veren sana yapamazsın, edemezsin, tutamazsın, aç kalırsın, işsiz kalırsın, aman seni eleştirirler, alay ederler diyen ses. İki türlü vesvese veren var, iki türlü şeytan var. Aman bize bir şey olmasın, aman aç kalacağız, aman hasta olacağız, aman virüs geldi, aman işte ekmek pahalandı, elektrik fiyatları yükseldi. Kriz mi çıkacak acaba, gök taşı mı kafamıza çarpacak falan diye sürekli böyle dolaşan insanlar var. Kaçınılmaz bir kural. Asla kaçamazsın.